Burak. Yasemin, trafikteyim. Arabadan konuşuyorum. Hızlıca kapatacağım. Yarın müsait misin? Ne için müsait miyim? Hastaneye gitmeden dışarıda bir yerde buluşmamız lazım. Sesin iyi gelmiyor. İyi misin? Buluşunca anlatırım, olur mu? Tamam. Biz istemeden el ele tutuştuk. Niye bu kadar konu oldu ki? Hastanede milletin ağzı torba değil ki, biliyorsun. O yüzden sağa sola yayıldı bir anda bu haber. Allah Allah. Gelecek sorulara karşı hazırlıklı ol diye söyledim. Yoksa sana bir zırh bulmamız gerekecek. Çünkü çekilen kılıç çok fazla olacak Yasemin Hanım. Yankın merdivenine güzel gidermiş bu cümle. Ne oldu? Ortada bir yangın yokken yangın merdiveninde oturmanın ne anlamı var diyordun? Sen de bana yangın var ama görünürde değil diyordun. İşte o yangın artık daha da bir görünürde. Zaten sana bu anlattıklarımı bu yüzden anlattım. Üzerine bir konuşalım. Gerekirse önlem alalım. Sen de kendini daha fazla rahatsız hissetme diye. Senden tek bir isteğim var Yasemin. Hislerin konusunda kendine karşı dürüst ol. Sevgime karşılık vermemen dışında beni üzecek başka hiçbir şey yok. Bak, beni yanlış anlamandan çok korkuyorum. Ama bilmelisin. Benim hayatım o kadar karışık ki aşk için hiç doğru bir zaman değil. Çok isterdim. Bak, gerçekten çok isterdim. Ama benim öyle bir şey denemeye ne gücüm var ne de cesaretim. Maalesef o kadar yorgunum ve vaktim yok ki. Çok güzel olurdu. Gerçekten çok güzel olurdu. Benim hayatım bu kadar karışıkken, bu karmaşanın içinde senin sevgini taşıyacak gücüm yok. Bu seninle ilgili değil. Evet, benimle de ilgili değil. Bu benim hayatımla ilgili. Kolay bir hayatın olmadığının farkındayım Yasemin. Ama izin verirsen derdini derdim edinmek istiyorum. Bu karmaşada yanında olabilmek, sırtını güvenle yaslayabileceğim bir duvar olabilmek istiyorum. Bunları yaparken aşık olmamıza gerek yok ki. Ben seni ilk gördüğümde etkilendim senden Yasemin. Hiç beklemediğim bir anda Eros'un oku saplandı kalbime. Ve bu duygum gün geçtikçe katlanarak büyümeye devam etti. Kontrolünde olan bir şey değil bu. Ve daha önce yaşadığım hiçbir şeye de benzemiyor. İmkansız bir yerde duruyor olsa da hissettiklerim yaşadıklarımdan daha güçlü. Ben dün tüm gece seni düşündüm. Ben de. Ama bunu kimseye söylemeyeceğiz. Kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Kimse bilmeyecek. Kimseye belli etmeyeceğiz. Yangın merdiveninden sonra ikinci oyunumuz da bu olsun. Olsun.